Evet, gaz basıncı etkinlik 3 çözümümüze hoş geldiniz. Şimdi burada bu defa ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapalı kaplardaki gaz basıncına bakacağız. Hani sınavda çok ayrıntılı çıkmayacak tabii bunlar ama yeni nesil soruları çözerken bunlar hakkında bilgimizin olması bizim çok işimize yarayacak. Yeni nesil soruları anlamamızı, kavramamızı, sorularını kolay çözmemiz için bizim avantajımız olacak. Dolayısıyla bilirsek, dinlersek iyi olur. Hadi bakalım. Şimdi şekilde kap içerisinde 0 derecede m gram gaz vardır. Buna göre piston bir yöne kaydırılırsa. Şimdi piston hareketli burada bakın. Ben pistonu kaydırdığımda bir yönüne, yani ne yapıyorum? Böyle çekiyorum bakın. Böyle çekince ne oldu? Hacim arttı. Şimdi hacim artınca arkadaşlar gaz basıncı demek ne demek diye taneciklerin yüzeye yaptıkları, çeperlere yaptıkları, temas ettikleri yüzeylere yaptıkları çarpma sayısı etki gaz basıncını oluşturuyor. Tüm yüzeylere gazlar homojen dağıldığı için eşit sayıda çarpıyor bakın. Her yüzeydeki buradaki tüm yüzeyde gazların temas ettiği tüm yüzeye tanecikler aynı hızda çarpıyor, eşit hızda çarpıyor. Dolayısıyla tüm yüzeylerdeki basınçlar burada birbirine eşit. Yani ben buraya A noktası desem, buraya B noktası desem, buraya C noktası desem, buraya D noktası desem, basınçları sıralayın deseler A eşittir, B eşittir, C eşittir, D olacak. Bütün noktalardaki yüzeylerdeki basınçlar birbirine eşit olmak zorunda. Neden? Gazlar bulundukları ortam homojen doldururlar ve sıcaklık aynı olduğu için çeperlere yaptıkları çarpma sayısı da vuruş sayısı da ne olacak? Eşit olacak. Bu da basınçların eşit olmasına sebep olacak çeperlerdeki. Ha, ben şimdi bu pistonu bir yönüne doğru çektiğimde bu gaz tanecikleri daha geniş bir alana yayılacak. Daha geniş bir alana yayıldığında çeperlere yaptıkları çarpma sayısı azalacak. Alanlar arttı çünkü. Dolayısıyla da basınç ne olacak? Azalacak. Nasıl değişir? Basıncı sormuş. Basınç azalır. Sebebi diyor, birim yüzeye düşen çarpma sayısı alan arttığı için azalır. Birim yüzeye düşen çarpma sayısı. Arkadaşlar ben kısa kısa yazıyorum. Azalır. Bu yüzden. Basınç azalır. Hemen ikiye geçtim oradan. Gaz dolu kaplardaki piston aşağı doğru itilirse şişen balonların hacimleri. Biraz önce ne dedim arkadaşım ben? Bunu ittik aşağıya. İtince ne olduk? Siz bu gazları dar bir alana sıkıştırdınız. Buraya geldiğini düşünün pistonun. Bu kadar gaz buralara geldi. O zaman balonlar şişecek. Doğru mu? Balonlar şişti. Peki nasıl şişecek? Ne kadar şişecek? Şimdi her yüzeye yaptığı çarpma sayısı aynı değil miydi? Gazlar bulundukları ortamı homojen doldurmuyorlar mıydı? O zaman bütün balonların nasıl şişmesini bekleriz? Eşit şişmesini bekleriz arkadaşlar. Temas ettikleri tüm yüzeylere eşit basınç uygular. Öyle olmasa zaten ben bir lastiği şişirdiğimde, bir topu şişirdiğimde homojenlik elde edebilir miyim? Olabilir mi? Değil mi? Yamuk yumuk olurdu o zaman. Mesela ben bir balon şişiriyorum, düzgün bir şekil alıyor. Bir lastik şişiriyorum, düzgün bir şekil alıyor. Doğru mu? Neden? Çünkü işte bakın gazlar bulundukları ortamı homojen dolduruyorlar. Temas ettikleri tüm yüzeylere aynı basıncı uyguluyorlar. O yüzden burada A eşittir, B eşittir, C olacak şişme miktarları. Hacimler arasındaki ilişki bu aynı zamanda. Şimdi oradan oraya geçmek iyi olmadı. Şu B'ye bakalım bir daha. Çünkü şu tek soruymuş A, B, C, D diye giden. O zaman B'sine bir bakalım. Piston iki yöne kaydırılırsa. Arkadaşlar pistonu iki yöne kaydırdığımda ne yapacak? Ben gazları hop hadi bakalım dar bir alana sıkıştırdım. Dar bir alana sıkıştırınca bunların çarpma sayısı ne olacak? Artacak. O zaman basınç ne olacak? Artacak. O zaman artar basınç sebep dar alanda çarpma sayısı yüzeylere düşen, çeperlere düşen, birim yüzeye düşen çarpma sayısı diyelim yine yukarıdaki gibi. Birim yüzeye düşen çarpma sayısı artar. Bu nedenle de basınç arttı zaten. Peki piston sabit tutularak M musluğundan gaz ilave edilirse. Arkadaşım şimdi bak pistonu sabit tuttum. Değiştirmiyorum. Bu hacim sabit. Buradan gaz ilave ettim. Tanecik sayısı ne oldu? Arttı. Tanecik sayısı artarsa basınç ne olur? Arta. Neden? Tanecik sayısı arttığı için çeperlere uygulanan çarpma sayısı arttı ondan. Bu artar. Nedenmiş? Tanecik sayısı arttı. Tanecik sayısı. Gaz ilave ettim çünkü. Arttı. Bu da birim yüzeye düşen çarpma sayısını arttırır. Bunun aynısı buraya arkadaşlar. Piston sabit tutularak sıcaklık arttırılırsa yine piston sabit sıcaklığı arttırdım. Şimdi bir kere basınç artar. Neden artar hocam? Çünkü
Sıcaklığın artması demek taneciklerin hareket enerjisinin artması demek. Kinetik enerjisinin artması demek. Artarsa birim yüzeye düşen çarpma sayısı ne olur? Artar. Sebep yine bu hocam. Sıcaklıktan dolayı birim yüzeye düşen çarpma sayısı ne oldu? Arttı. Peki E'ye bakalım. Piston sabit tutularak M musluğundan bir miktar gaz çıkıyor. Gaz çıkışı da olursa artık müsaade edin de tanecik sayısı azalsın. Birim yüzeye düşen çarpma sayısı da azalsın. Basınç da azalsın. Arkadaşlar o zaman ne oldu? Azalır. Neden? Bu defa tanecik sayısı azaldı. Tanecik sayısı azalır. Tanecik sayısı azaldığı için birim yüzeye düşen çarpma sayısı azalır. Bitti. Evet, şimdi nereye geldik? 3. Hava dolu maddelerin düzgün görülmesinin sebebi biraz önce söyledim. Nedir? Gazların bulundukları ortamı homojen doldurmaları ve temas ettikleri çeperlere aynı basıncı uygulamaları diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı, bakın bilgiyi vermiş, her 105 metrede 1 santimetre civa azalıyormuş. 315 metrede ne kadar azalır? 315 bölü 105 3 mü? Evet. 3 santimetre civa ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Şimdi deniz seviyesinde 76 ölçülen bir şey 3 azaldığında ne ölçülür o zaman? 73 santimetre civa ölçülür. Yukarı çıktım çünkü 3 santimetre civa azaldı. Çünkü her 105 metrede 1 santimetre civa azalıyormuş. Şimdi deniz seviyesinde 76'ydı arkadaşım. 70 gelmiş. Ne kadar azalmış? 6 santimetre civa azalmış. 1 santimetrede bu 105 gitmiyor muydu yukarıya? 6 santimetre azaldığına göre 6 kere 5. 30. 3. 630 metre nereye çıkmış bu? Yukarıya çıkmış diyoruz. Evet, 5. soruya geldik. Araçlarda kullanılan lastik hava basıncını gösteren tabloya göre yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada bir şey yok. Tabloyu inceleyip, işte yeni nesil soru tipi, tabloyu inceleyip yorum yapacağız. Bakalım, lastiklerin iç basınçları ayarlanırken yük durumlarının önemi yoktur demiş. Şimdi baktım buraya ben. Adam normal yük, ağır yük demiş. Ve ona göre bara bakın, bar burada basınç değeri 2.1 iken 2.4 olmuş. Ya da 31 iken bakın 35 olmuş. Bakın 2.1 iken 2.4 olmuş gibi, bakın ağır, normal yük ve ağır yük arasındaki basınç farkı var. Bu da demiş ki yok demiş, alakası yok demiş. Biz de diyoruz ki böyle bir şey olmaz. 2. Araçlarda kullanılan lastiklerin iç basınçları ayarlanırken lastik ebadının önemi vardır demiş. Bakalım ebatlarımıza. Lastik ebatı böyleyken bu bak farklı olmuş. Değişmiş mi? Değişmiş. Ama bak biraz daha farklı olmuş. Değişmiş bak. Demek ki lastik ebatlarının basınçlar için bir önemi var. Bakın arkadaşlar şurada 31 olmuş. Bunlar da değişmemiş. Bu ama şurada ne olmuş? Lastik ebatına bak, farklı. Basınç farklı. Buralarda bu ikisi de değişmemiş ama burada farklı. Demek ki farklılık var. Ebatın bir önemi var, yok diyemiyorum çünkü olanları var. Araçlar yük arttıkça arka lastiklerin iç basıncı artar. Bakalım yük arka lastiğe bakalım. Arka lastik boşken 26, yüklüyken 46. Bakın ne olmuş? Arka lastiğin, bakın arkadaşlar, hep yüklüyken arka lastikteki gaz basıncı daha fazla. Bu ne demiş? İç basıncı artar. Evet. Daha büyük basınç uyguladık çünkü. Daha çok gaz koyduk içeriye. Doğrudur. Cevap ne oldu? 2 ve 3 oldu. Evet arkadaşlar, etkinliklerimiz bitti. Kolay gelsin.